Koç'un çünkü başkanın açıklaması vardı. Şu olabilir Cüneyt abi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakarsak da bu kadro çok değişir yani o transferlerle. Şimdi bu saatten sonra Beşiktaş kim alırsa alsın şu bugün Karagümrük karşısına çıkan 11'i izleyebiliriz. Bir ay sonra iki ay sonra ama Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı takviyeler yani bir Burak kapacak gibi kulübe hamle olmayacak. Daha ilk 11 bazlı sağ ve sol kenar sol kenar, sağ kenar alınmayacağı ifade ediliyor. İşte sol kenar, orta sağ 8 numara artı forvet dönüyor ama ben sağ kenar da ihtiyaç var diyorum. Her ne kadar Nazım son Helsinki maçında mükemmel bir performans ortaya koysa da bence alternatif yaratılmalı. Yani Nazım ve Osayi Samuel ile bence sezon bitmez. Hele ki üçlü savunma oynadığını hı hı. düşünürsek o bölgedeki kanat oyuncusunun iki yönlü olması gerek. 60-70 metre tempoya da ben bizim ligimizde Rozier dışında bir oyuncuyu konumlandıramıyorum kafamda. Kolay değil sezon geneli. Belki so Saçaboy. E evet Değişim şu anki Saçaboy'a olur. Doğru ben yeni transfer de şimdi aklıma gelmedi. Galatasaray'ın 9 transferi en iyisi olduğunu söyleyebilirim Koray. Yani 1.1 e milyon euro. Müthiş bir yatırım. Yani, yani en en iyisi demek belki iddialı olur ama Patrick van Aanholt'la birlikte ikisi sanki geçen sezon ya, varmış Yatırımın karşılığı yani. anlamında Gerçekten. yani. 1 evet, milyon evet. euroya alıp onu Doğru. çok katlar. O anlamda enkarlı yatırım. Fenerbahçe'de de en büyük beklenti taraftarın beklentisi yeni forvet kim olacak? Sörlüt ismi uzun süre konuşuldu. Sosyede de gitti. Ama o, o da ilginç bir tercih yani ve söylüyor bunu açık açık. Transferde birçok opsiyonum vardı ama ben Sosyede'de tercih ettim mutluyum buraya gelmekte diyor. Herhalde İspanya'yı Yani İspanya'da da yaşamak için herhalde tercih etti. Şehir yani. güzel şey... şehir bu arada. Nihat Kahveci'den biliyoruz. Doğrudur yani ben gitmedim de tabii ki İstanbul seçeneği vardı. Trabzon seçeneği vardı. sosyalda seçmesi. Trabzon ve İstanbul çok daha güzel şehirler ya. Yani Sen Manchester, Manchester aklıma geliyor. Mesela Manchester'da böyle top seviye oyuncuların mutsuzlu oluyordu. Tevezin olmuştu mesela. Şehir seçimi de önemli ama tabii bizim ülke o anlamda da bir cazime ama Bizim ülkede bir baskı oluyor oyuncu yani. Belki o da. Onları yani da şimdi tabii biz olabilir. övüyoruz da. Oyuncu da geldi sonuçta burada oynadı. Belki hoşuna Hı -hı. gitmeyen bazı şeyler de vardı. İşte bu baskı ortamı tabii. sürekli gündemde olmak, çok göz önünde bulunmak. Belki bunlar rahatsız etmiş de olabilir. Kendisini veya etrafındaki. Yaş olarak belki daha 30'lu yaşlarında dönerim mantığında da olabilir. Bazı futbolcular bunu istemiyor. Hep anlattığım bir hikaye vardır ya. Doğru mu gerçek mi? lokomotifli bir futbolcu. Lokomotifte oynuyorum deyince makinist misin demişler Rusya'da. Doğru. Böyle bir hikaye. Lokomotiv Moskova maçında. <laughs> Duymuşsunuz. Duydum. İlk defa duydum bunu ben. Yani orada <laughs> insanlar, futbolcular rahat rahat toplu taşımayı kullanabiliyorlar. Hani kendisini tanıtmak istediği halde tanınmayabiliyorlar. Lokomotif deyince adamın aklına geliyoruz geliyor Rusya'da. Ama bizde 7'den 70'e herkes Sörlüt'ü sokakta görse tanır. Yüzüne de çok aşina olduk. E, Fenerbahçe'ye gelmedi. O defter kapandı. Trabzonspor'da dönmedi. Fenerbahçe'nin yeni forveti kim olacak? Şimdi Mametiyan bugün golünü attı. Evet. evet. Kayseri'ye gitti. Hatta ben bir attı. adım ileri gittim. Kayseri'ye göndermeseler geçen hafta 11 çıkardı. Evet. Geçen hafta çünkü forvet yoktu Fenerbahçe'de. Serdar Dursun sakat. Yine Samat da. Samat da da hat yaptı Avrupa'da. Şimdi şöyle özetleyelim. Kafa karıştırıcı durum. Fenerbahçe'nin forvet sürecini. Ee, Sayın Ali Koç ilk Helsinki maçından sonra şunu söylemişti. Her şey bizim planladığımız gibi gidiyordu. Sakatlıklar bu planın içerisinde yoktu. Yani hı hı. Serdar Durusunu transfer ettik. Ener Valencia vardı ve ligin bu e, ligin daha doğrusu sezonun bu tarihlerine kadar Serdar ve Valencia ikilisiyle yolumuza devam edip e, işimizi görüp ardından bu süreçte de yeni forvet transferini planlamıştık. Yani bu dönem için diye konuşmuştu başkan. Ama orada sıkıntı ne oldu? E tabii ki Ener Valencia ve Serdar'ın sakatlanması oldu. Şimdi bu doğru bir stratejimi değil mi o tartışılabilir. Orası ayrı. Ama Fenerbahçe'nin demek ki planladığı noktada forvet transferi aslında hemen ilk etapta değil. Yine bu dönemler için sarkıtılmış ve bu dönem beklenmiş. E bunda da en önemli işaret bence işte az önce söylediğimiz konu yani Avrupa'da transfer piyasasının kapanması. Kimler boşta kalıyor, kimler değerlendirilecek veya değerlendirilmeyecek. Ona göre bir hareket yapalım seçeneği. Ama o Ama, isim yani ben Cüneyt abi şu anlamda katılıyorum. Sörlot olmalıydı profil olarak. Yani Batu Şuhay yani çok iyi bir forvet getirme yani Bu kadar beklemenin başka özrü olmaz. Evet şu an kaybedilmiş bir şey yok. Ligde 2'de 2 Avrupa'da gayet gençleri e, oynatarak, kazanarak devam eden var ama hani Fenerbahçe bir takımında en son Vedat Muriç gittiğinden beri forvet problemi var ve samatta ile olmuyor e, Koray izlediğimiz evet, maçlarda. Cumartede yani. birçok isim alınmasına rağmen e, istenilen forvet. Şu an Valencia. Rağmen. Valencia'da hani tamam forvet, kanat, e, mevkisi şöyle yani Net... Solot mesela itirazım olmaz benim onunsa. Yani neden bu kadar geç kaldılar レmez. Valencia'da artık diyemezdim. yani kanatlıktan çıktı Fenerbahçe'de. Ne zaman santrafor <laughs> oynasa istenilenin fazlasıyla verdi. Bence artık orada yani direkt olarak değerlendirilmesi gereken nokta orası. Bir daha iç kenara oyuncuyu sürmenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama şey insanlar isim duymak istiyor Cüneyt abi. İsim de dolaşmıyor. tabii. E, Aspor Radyo'da piyasada, onu da onu biz ediyoruz. de yani inan her sabah insanlar mesaj atıyor. İnteraktif program yapıyoruz. Mehmet de sürekli ne? ağırlıyoruz zaten. Sen de biliyorsun. Yani Fenerbahçelilerden de evet ya. sen daha da sırada <laughs> çıkıyorsun. Fenerbahçelilerden bak 10 soru geliyorsa 9 tanesi veya 8 tanesi forvet sorusu. Ve bunu 1,5 2 aylık süreçte Tabii, onu bunu yaşıyoruz yani gerçekten şimdi bana bunu soruyorlarsa Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, <laughs> yani dışarıda yemek yemeye, bir kafede ya. kahve içmeye çıkamaz diye düşünüyorum her gören çünkü. Yani asansörde yakalasalar forvet sorarlar. E, arabasını bir yere verse valeyi alayım derken yine forvet sorusu gelir. Yani artık onlar da bunu almıştır belki ama şimdi konuşulan isimlerden birisi e, Lacazette, e, ismi var daha doğrusu da Lacazette'ten ziyade Alexis Sanchez'in adı geçiyor işte Fenerbahçe için. Mesela o, ne kadar büyük olur? Isim. Çok büyük isim. Olur olmaz bilmiyorum ama mesela burada konuşulması gereken konulardan birisi de şu. Alexis Sanchez tipinde mi bir santrafor ihtiyacı var Fenerbahçe'nin yoksa Sörlot tarzı işte ne bileyim Luke de Jong tarzı, Diego Costa tarzı böyle yani nokta santrfor olacak. Orada arkadaşlarına pasistasyonu olabilecek birine mi ihtiyacı var? Bence mesela o da konuşulabilecek bir konu. Eğer geçen Aleviziyiz, sene saniye, geçen sene, 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 sene bir transfer daha sola. Geçen sene keşke Zavi olsaymış mesela PSV Galatasaray maçlarında bayıldım. Yani 34 yaşında olabilir ama müthiş bir oyun aklı, e, bitirici vuruş, doğru yerde bulunma. Ha Belli ediyor forvet kendisini evet. iki sporcular. maçta. Evet. Yani ilgilendiler mi ilgilenmediler mi bilmiyorum ama şimdi iş bittiği için artık rahatlıkla söyleyebilirim. Bazen çünkü böyle belli center for isimlerini söylediğinde de iş şeye gidiyor. Yani oyuncunun PR'ını mı yapıyorsun, menajer misin ya. diye ne yazık ki böyle sert, art niyetli eleştiriler oluyor. E i̇şi bittiği için zaten söyleyebilirim. Mesela Arnautovic... Benim çok beğendiğim Center Doğru. birisi. Nokta Center for da oynayabilirdi. Bologna'ya 4 milyon, 4,5 milyon Doğru. euro civarında bir bonservis bedeline transfer oldu. Keşke Fenerbahçe mesela, belki ilgilenmişlerdir bilmiyorum, bilgim yok. Keşke öyle bir oyuncuya mesela teklif de yapılabilirdi, buraya getirilebilirdi. Burada da iş yapacağını düşünüyorum. Bir de, Hırslı, agresif de bir futbolcu. Bu Suriyalı ama Balkan kökenli biliyorum. Fenerbahçe'de Balkan kökenli oyuncular çok başarılı oldu. En son örneği zaten Vedat Muriç. Tabii. Yani o da kulüple camiayla uyuşması da önemli. Yani Vitor Pereira'nın kafasındaki Santer Fort tipi... iyi para kazandı işte Çok iyi. Vitor Pereira'nın kafasındaki Santer tipi nasıl bilmiyorum. Alexis Sanchez gibi mi yoksa Sörlot gibi mi bilmiyorum ama ikisi arasında çok büyük oyun anlayışında fark var. Oyun planınıza da bayağı bir fark olur. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin yani benim şahsi fikrim. Hoca Hı -hı. tabii ki benden daha iyi biliyor ama yani nokta Santer olabilecek. Arkadaşlarına duvar olabilecek. Fiziksel olarak da güçlü ceza sahasında yer alacak. Hava toplarına hakim. Yani bu tarzda bir pivot center for dediğimiz bir center for tercih etmesi sanki şu anki oyun anlayışına daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu arada Santrafor konuşuyoruz ya önümdeki ekranda. Lewandowski yine mi gol <laughs> yine gol <laughs> tane attı. Ya yine Haber değeri taşımıyor artık. 300. <laughs> golümüş bayağı formasıyla. Lewandowski, çok iyi. Iyi. Lewandowski çok oldu iyi. artık ismi. Müthiş Santrafor hakikaten. İşte o tarz tam da onu tarif ediyordun Nazlı. Yani yani Messi, da, Messi, ile Ronaldo'yu çıkar herhalde. Olabilir yani, yani getirebilir. <gülüyor> 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 Şimdi bu <bunu gülüyor> <direkt> özellik olarak tabii <laughs> onun seviyesi de olmasa bile o özelliklerde bir santrafor. Ya inşallah beklediğine değer <laughs> Fenerbahçe taraftarı. Onu söyleyeyim bir de yani işin o boyutu da var. Şimdi e, Vitor Pereira tercihinde de Marcelo Bielsa ayarında bir teknik adamla görüşüyoruz denildikten sonra Pereira geldi. Orada da biraz şey oldu. TV'de bir de onu istedi işte gol atan kuvvetli, dengeli. gol atan santrifor istiyorum dedi ama şöyle bir şey var. Şeyi de hissediyorum yani yine insanlarla etkileşimimiz olduğu için yayınlarda oradan dolayı. Yani Fenerbahçe taraftarında ciddi birikim de var. Yani şu an sadece şampiyonluğa odaklandıkları için kimse konuşmuyor ama bir birikim de söz konusu. Dilerim onların beklentisinde karşılayan bir santrifor gelir. Ama bu kadar uzun süredir beklenildiğine göre de Fenerbahçe yönetimi herhalde e, bunu gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Burada Malatya 3 puanı aldı. 2-0 bitti mücadele. 5 yiyerek başladı Trabzon'dan. 2 evet. maçı 2 puan. Geçen hafta müthiş bir gol attılar Göztepe'ye. Adem Büyük yine kaldığı yerden devam ediyor. Saygı Büyük oynuyor. 87 doğumlu müthiş. E, İrfan Muz Hocam hepimiz tanıyoruz bu stüdyolarda doğru. da zaman zaman konuk ettik. İyi işler yapıyor. Tebrik edelim Malatya'yı. Malatya'yı doğru. Gaziantep'te Kümelik... bir an önce e, toparlanmalı. Bugün kötü oynadılar gerçekten. Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor. Orada da maç sona erdi. Kayseri Spor'u tebrik edelim. Ben, Gelsman'da, Başakşehir galibiyeti, ben Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Yanıldım mesela. İki Onu sarı kırmızılı takım kazandı. Malatya Spor tabi resmi olarak sarı <laughs> siyah ama sarı kırmızı kullanıyor. Hikmet Karaman'ın ilk 3 puanı değil mi Kayseri Spor'da geçen, geçen hafta? hafta beraber, beraber, beraber da yine Bu ]larda. stüdyolarda bizi kırmayarak gelip konuk olan isimlerden biri.